Öncelikle yine geldiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Belki bir önceki yayında olmayan arkadaşlarımız vardır. O yüzden ben her yayın öncesinde böyle kısa bir konuşma yapacağım. Kusuruma bakmayın. Her yayında olanlar için söylüyorum. Hepinizin diyetisyenler gününü hem ekibim adına hem de kendim adına enişten dileklerimizle kutluyoruz. Emirhan, senin de diyetisyenler günün kutlu olsun. Bugün çok güzel bir kongreyle bu özel günü aslında verimli geçirmek istedik. Ve bu yüzden de böyle güzel bir kongre planladık. Sizler de bizlere destek olup katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Emirhan'la zaten etkinliklerimiz devam ediyor bu süreçte. Sürekli birlikte etkinlikler düzenliyoruz ama bu özel gün içinde bizlere kendi yüksek lisans konun hakkında da böyle güzel bir eğitim vermek istediğin için çok çok teşekkür ediyorum sana da. Şimdi öncelikle istiyorsan seni tanıyalım, sonrasında da sunumla başlayabiliriz. Tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle güzel bir başlangıç için. Bir teşekkürüm de böyle bir günde böyle bir etkinlik düzenlediğin için. Ben de herkesin diyetisyenler gününü kutluyorum. Tanımayanlar için ben diyetisyen Emirhan Babek, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda kendi beslenme ve diyet danışmanlığımda da danışan kabulü var şu anda. Başlayabiliriz istersen. Tamamdır. Yazabilirsin. İzin verdim ama. Tamamdır. Arkadaşlar sorularınız olursa en sonda alıyoruz. En sonda çete yazabilirsiniz aşağıya. Ben okuyorum. Sunumu görüyor musunuz şu an? Evet, görünüyor. Kolay gelsin. Herkese iyi Tamamdır. seyirler diliyorum. İyi dinlemeler. Teşekkür ediyorum. Ben bugün size farklı alanlarda yüksek lisans tecrübeleri konu başlığı altında besin hijyeni ve teknolojisini anlatacağım. Benim de yüksek lisans yaptığım ana bilim dalı. Sunum planımıza baktığımızda ilk başta size ana bilim dalından biraz bahsedeceğim. Ardından bunun içerisinde okutulan derslerden, yapılan uygulamalardan, ana bilim dalında yapılan araştırmalardan, laboratuvar koşullarından, kabul aşamasından, değişim programlarından bahsedeceğim. En sonunda da sizin sorularınızı alacağım. Gününüz bayağı yoğun farkındayım. O yüzden çok uzun tutmayacağım sunumu. Sizi de çok sıkmayı düşünmüyorum. Ana bilim dalından biraz bahsedelim. Ana bilim dalımız Uludağ Üniversitesi içerisinde Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan bir ana bilim dalı. Veteriner Fakültesinin içerisindeki Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bölümünde yer alıyor. Ana bilim dalının asıl adı Besin Hijyeni ve Teknolojisi. Ana bilim dalında eğitim programı içerisinde yüksek lisans ve doktora dersleri veriliyor. Besin hijyeni ve teknolojisi ana bilim dalı, beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda etkin bir rol oynuyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Son zamanlarda sosyal medyada sıklıkla farklı alanlarda lisansı ve mesleği olan insanların beslenme ve diyetetikte yüksek lisans yaparak kendilerini diyetisyen ilan etmeleriyle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Aynı şey beslenme ve diyetetik okuyup farklı alanlarda yüksek lisans yaparak o meslekleri icra etmeye çalışan kişiler için de geçerli. Yüksek lisans ve doktora programları size bir meslekle ilgili icra etme konusunda yetkinlik sağlamaz. Yalnızca yaptığınız yüksek lisans eğer alanınızla alakalıysa, lisansınızla alakalıysa size bir uzmanlık kazandırır veya farklı bir alandaysa size bir bakış açısı sunar. Bunu da belirtmek istedim. Okutulan derslere baktığımızda kademelerde olduğu gibi biyostatistik dersini görüyoruz. Yani lisansta, yüksek lisansta ve doktorada ortak olarak okutulan bir ders. Bunun dışında alan derslerinden et bilimine giriş, gıda güvenliği kalite kontrol sistemleri, temel gıda mevzuatı, temel gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni ve sanitasyon, gıda hijyeni ve teknolojisi alanında bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği, gıda muhafaza ilkeleri, süt bilimine giriş, temel gıda kimyası, seminer ve tez derslerini görüyoruz. Bu derslerin birçoğunu zaten lisansta da alıyorsunuz ama yüksek lisansta biraz daha ayrıntılı, biraz daha detaylı olarak işleniyor. Bunların dışında seçmeli dersler de var. Kredinizi tamamlamak için almanız gereken seçmeli dersler. Lisanstan farklı olarak seçmeli dersler tamamen alanla alakalı dersler. Genelde her öğrenci başına bir danışman düştüğü için danışmanlar özellikle kendi verdikleri seçmeli dersleri seçmenizi istiyor sizden. O yüzden her öğrencinin seçtiği seçmeli dersler birbirinden farklı olabiliyor. Gıda hijyeni ve teknolojisi grubunda
besin hijyeni ve teknolojisi ana bilim dalında yer alan öğrencilere ayrıca gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, hayvansal ürünler hijyeni, muhafazası ve üretim teknolojisi, gıdalar ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, iş yeri denetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve hasip sistemi konuları veriliyor. Yapılan uygulamalara baktığımızda teorik derslerin yanı sıra ilgili derslerin uygulamalarında ana bilim dalı laboratuvarlarında çeşitli mezbahalar ve kombinalarda süt işletmelerinde yapılıyor bu uygulamalar. Ana bilim dalı uygulama alanı olarak faaliyet gösteren et ve süt ürünlerinde lisans öğrenci uygulamalarında et ve süt ürünlerinin üretim teknolojilerinin öğretilmesine yönelik uygulamalar yapılıyor. Bunların dışında ayrıca çiftlikten sofraya gıda güvenliği prensibiyle üretim yapan bu işletmelerde üretilen et ve süt ürünleri satış ünitelerinde de tüketicilere sunuluyor. Bölümde yapılan araştırmalara baktığımızda ana bilim dalı bünyesinde özel firmalar ile anlaşmalı olarak ortaklaşa çalışmalar yapılabiliyor. Bunların dışında zaten zorunlu olarak yapmanız gereken doktora ve yüksek lisans tez araştırmalarınız var. Bunların da dışında et ve süt ürünlerinde ve gıda işletmelerinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve hasip sisteminin uygulanması, et ve süt ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarının incelenmesi, farklı gıdalarda üretim aşamalarında mikroorganizmaların izolasyonu, et ve süt ürünlerinde ve kanatlı etlerinde insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturan patojen mikroorganizmaların aranması, et ürünlerinde starter kültür kullanım olanakları, süt ve et ürünleri üretim teknolojisinde uygulanan farklı yöntemler, gıdaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesinin incelenmesi gibi doktora ve yüksek lisans tezleri dışında da birçok araştırma yapılıyor. Yüksek lisans ve doktora da genel olarak lisanstan farklı olarak tez aşamasına geçmeden önce yüksek lisansta bir, doktorada da iki makale yayınlamanız gerekiyor. Bu son olarak saydığım tüm araştırmalar da bu makalelerle ilgili. Laboratuvar koşullarına baktığımızda ana bilim dalı laboratuvarlarında öğrenci uygulamalarının dışında rutin olarak et ve süt ürünlerinde, içme ve doğal su kaynaklarında, doğal kaynak sularında, su ürünlerinde, yönetmeliklerde belirtilmiş olan kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapıyor. Bunları siz de yapabilirsiniz veya yapan hocalarla birlikte onlara yardımcı olarak siz de çalışma yapabilirsiniz. Kabul aşamasına baktığımızda bu ana bilim dalına beslenme ve diyetetik, gıda mühendisliği ve veteriner fakültesi mezunları kabul ediliyor. Ancak bu bizim üniversite için, yani Uludağ Üniversitesi için geçerli bir olay. Farklı üniversitelerde farklı kabul koşulları olabiliyor. Onları üniversitelerin, enstitülerin duyuru sayfalarından takip edebilirsiniz. Başvurular genellikle şu an pandemiden dolayı online olarak sistem üzerinden yapılıyor. Online olarak başvuru değerlendirildikten sonra yüz yüze yazılı sınava çağrılıyorsunuz. O da değerlendirildikten sonra sözlü mülakata alınıyorsunuz. Ve kabul edilip edilmediğiniz yayınlanıyor yine enstitü sayfasında. Değişim programlarına baktığımızda bu yine bizim üniversite için geçerli olan bir konu. Her üniversitede farklı olabilir. Erasmus, Farabi ve Mevlana'yı görüyoruz. Pardon. Erasmus konusunda da bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki besin hijyeni ve teknolojisi bölümü aynı isimle yer alıyor ve hepsi veteriner fakültesinin altında. Ancak yurt dışında gerek Erasmus gerek de işte doğrudan yüksek lisans veya doktora için de başvuruyor olabilirsiniz. Bölüm isimleri birbirinden farklı olabiliyor yani üniversiteye göre. Çeşitli ülkelerde Food Hygiene and Technology, Food Science, Food and Nutrition Science ya da İngiltere'de görmüştüm Exercise and Nutrition Science olarak geçebiliyor. Bölüm isimlerine çok takılmayın. Başvururken önemli olan derslerinizin içeriği, derslerinizin buraya denk olması. Ona dikkat etmenizi öneririm. Bir diğer değineceğim konu da yine farklı ülkelerde bu bölümler çok farklı fakültelerin altında olabiliyor. Buna beslenme ve diyetetik bölümü de dahil. Mesela önümüzdeki yıl ben Erasmus'la Almanya'ya gideceğim ve gideceğim üniversitede hem beslenme ve diyetetik bölümü hem de besin hijyeni ve teknolojisi bölümü Ziraat Fakültesi'nin altında. Ama çeşitli ülkelerde işte Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin altında da olabilir, Veteriner Fakültesi'nin altında da olabilir. Kimi yerlerde Tıp Fakültesi'nde ya da işte bahsettiğim gibi Ziraat Fakültesi'nin altında da olabiliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sunumum bu kadardı. Şimdi sorularınızı alabilirim.
Emirhan, sunum için çok çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir sunumdu. Bizleri gerçekten farklı bir alanda yüksek lisans tecrübesine sahip bir insan olarak aslında bizleri bu konuda bilinçlendirdiğin için teşekkür ederiz. Bu arada ben seni göremiyorum şu an ama yanlışlıkla mı kapattın? Evet, ekran paylaşımı durdurdum. Tamam, şu an Tamam, görüyorum. görüyorum şu an. Çok çok teşekkür ederiz sunumun için. Arkadaşlar, chat'e sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de Emirhan'a ya da kendiniz sesinizi açıp sorabilirsiniz. Ben de Emirhan'a sorarım chat'e yazdıklarınızı. Bu süreçle ilgili yani yüksek lisans yapma süreciyle ilgili böyle en önemli şeyler şunlardır diye böyle küçük önerilerde bulunabilirsen bize soru gelene kadar süper olur. Başvuru aşamasından mı bahsediyoruz, yaparkenki aşamadan mı? Yani ikisinden de en önemli şeylerden bahsedebiliriz. Tamam. Başvuru aşamasından başlayayım. Öncelikli olarak başvururken lisanstaki gibi ortak bir tercih listesi yok. Yani üniversitelere tek tek kendi enstitülerinin duyurularından ve kabul koşullarından bakarak başvurmanız gerekiyor. Onu da bayağı bir takip etmeniz lazım. Her üniversitenin ve her bölümün kabul koşulları farklı olduğu için yani her koşulu sağlayamayabilirsiniz. Bazen kendi alanınızda olsa dahi. O yüzden işte sık sık takip etmenizi öneririm. Mülakatla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Bu konuda çok sorunuz olduğunu düşünüyorum. Zaten chat kısmında da geldi. Mülakatta yazılı bizim bölüm için bahsedeyim. Her üniversitede aynı olmuyor ama. Yazılı kısımda özellikle daha çok sizin mezun olduğunuz alanla ilgili sorular geliyor. Yani ben de sonuçta beslenme ve diyetetik mezunuyum. Biraz daha onunla ilgili sorular soruyorlar. Ardından sözlü mülakata aldıklarında biraz daha hem beslenme ve diyetetikle alakalı hem de başvurduğunuz bölümle alakalı sorular soruyorlar. Yani tamam siz beslenme ve diyetetikte belki yeterli olabilirsiniz ama başvurduğunuz bu bölümle ilgili de bir bilginiz var mı onu kontrol ediyorlar. Ne yazık ki sadece bilimsel bilgilerden oluşmuyor mülakat. Birazcık kişisel sorular da soruyorlar. Yani deneyimleriniz neler, işte yaptığınız tez neyle alakalı, neden öyle yaptınız, biraz işte aile yaşantınız, nerede yaşadığınıza kadar giriyorlar. Çünkü yüksek lisansa başladığınızda kesintisiz bir şekilde aktif olarak devam etmenizi ve kendinizi bu alana olduğunca vermeniz gerekiyor. Herhangi bir yerde çalışıyor olmanız bir avantaj yüksek lisans ve doktora kabul aşamasında. Bunu yeterince zaman ayıramaz olarak düşünmüyorlar. Tam aksine akademik araştırmalarınızı yaparken çalıştığınız yeri de bir fırsat olarak görüyorlar kabul aşamasında. O yüzden bir yerde çalışıyor olmanız da avantaj. Ama tabii ki bu çalışmayan kişiler giremeyecek demek değil. Bunların dışında ALES ve dil puanlarınız çok önemli. ALES'ten tabii ki tavsiye edebileceğim tek şey çok çalışın ve yüksek bir puan alın. Dille ilgili ekstra söyleyeceğim bir şey var. Her üniversite, her bölüm dil puanını koşul olarak belirtmiyor. Yani bazı üniversiteler dil puanı istemiyor ama bunu daha önce başka bir etkinlikte de söylemiştim. Mülakat sırasında yanında dil puanı olanlara öncelik verilebiliyor. O da aklınızda bulunsun. Yani üniversite dil koşulu istemiyor diye buna ihtiyaç duyulmayacak zannetmeyin. Bir aşamada kesinlikle istiyorlar. Yabancı dil şart yani. Bunların Tamamdır. dışında söyleyeceğim. Bunun dışında Tabii ki. söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleme yapacağım bir şey. Okurkenki süreçte de açıkçası biraz daha lisanstan farklı olarak ders notlarından değil de daha çok akademik çalışmalardan, makalelerden konuları takip etmeniz öneriliyor. Sürekli güncel kalmanız lazım, sürekli okumanız lazım. Çünkü derslerde biraz makaleler üzerinden işleniyor açıkçası. Yani çok böyle işte 50 yıl önce yazılmış kitaplardan değil de sürekli güncellenen bilgiler üzerinden işliyor. Hocalar da sizden bir şey öğrenmeyi bekliyor. Yani dersler çok tek taraflı işlenmiyor açıkçası. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim başvururken. Tamamdır. İstiyorsan sorulara geçelim Emirhan. Başka ekleyeceğim bir şey Tabii. yoksa. Evet, buyurun. Şimdi farklı ülkelerde bu şekilde olmasının nedeni nedir? O biraz üniversitenin genel yönetimiyle alakalı bir şey. Açtıkları fakültelerle işte o bölümü hangi fakülteye yerleştirdikleriyle alakalı. Biraz da sanırım ülkelerin işte o
şeyle kim ilgileniyor bilmiyorum farklı üniversitelerde de. Bizde mesela YÖK ilgileniyor ya o ne denir akademik kısımla. Farklı ülkelerde işte belki bilmiyorum Sağlık Bakanlığı'na bağlı olabilir o bölümle alakalı kısım. Orada mezun olduktan sonraki çalışma koşullarınıza göre de belirleniyor olabilir. Hangi fakültenin altında olacağı. Yani mesela beslenme ve diyetetik Almanya'da dediğim gibi ziraat, yani benim gideceğim üniversitede ziraat fakültesinin altında. Yani onlar o şekilde uygun görmüş olabilir ama buradaki karşılığında bir sıkıntı yok. Yani orada ziraat fakültesinden bitirmiş olarak geldiğinizde burada yine diyetisyen olarak çalışabiliyorsunuz sonuçta. Dediğim gibi o açıdan bir fark yok. Önemli olan derslerinin içeriği, derslerinin denkliğinin sağlanması. Süper. Hemen diğer sorulardan devam edelim. Bu alanda yüksek lisans yapmamızı önerir misiniz? Öneririm. Şöyle, dediğim gibi bu farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Aynı zamanda mesleğimle de alakalı olduğu için bir uzmanlık da kazandırıyor. Bu alanı biraz daha toplu beslenme sistemleri gibi düşünebilirsiniz. Sadece oradan işte menü planlama kısmını çıkardığınızı düşünün. Geri kalan her şey aynı. Yalnız işte yine daha önce başka bir etkinlikte de bahsettiğim gibi akademisyen olmak istediğinizde, araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olmak istediğinizde farklı bir alanda yüksek lisans yaptığınız için bu bir eleme kriteri olabiliyor. Yani o akademisyenliğin başvuru koşullarında çoğunlukla işte beslenme ve diyetetik lisansını ve yüksek lisansını yapmış olmak olarak yer aldığı için farklı bir alanda yüksek lisans yaptığınızda işte o kriteri sağlayamayabiliyorsunuz. Ama bu işte açılan akademik kadronun koşuluna bağlı. Yani çok farklı koşullar da olabiliyor. Belki sizden özellikle beslenme ve diyetetik lisans okuyup işte besin hijyeni ve teknolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak diye de bir koşul istenebilir. Bu alanda da tavsiye edeceğim bir şey resmi gazeteden sürekli bütün duyuruları takip etmek olacak. Yükselme açısından sonrasında tabii ki doktora imkanınız var. Hem bu bölümde hem de tekrar beslenme ve diyetetikte de doktora yapabiliyorsunuz veya tamamen başka bir alanda da eğer doktora kabul koşullarını sağlıyorsanız doktora yapabilirsiniz. O açıdan bir sıkıntı yok. Mesleki olarak dediğim gibi yüksek lisans bir meslek kazandırmıyor. Siz yine diyetisyensiniz. Sadece işte uzman diyetisyen oluyorsunuz. Bu kadar. Yani ekstra bir mesleki ünvan sağlamıyor size. Tamamdır. Mülakatta ne tarz sorular soruluyor? Nasıl çalıştınız? Daha önce bu alanı araştırmış mıydın? Daha önce araştırmadım. Yüksek lisans başvuru dönemim geldiğinde açıkçası bir şey oluşturdum kendime. Yani nerelere başvurabiliyorum, nereler kabul ediyor diye. Mülakatta az önce bahsettiğim gibi yani çok şey sorular da sorulabiliyor. Aşırı kişisel sorular da sorulabiliyor. Yani çocuğunuz var mı, evli misinize kadar. Yani gerçekten bir işe alım süreci gibi aslında yüksek lisans mülakatı. Tabii bu her üniversitede farklı. Mesela Yeditepe'ye başvurduğumda bilimsel hiçbir bilgi sormamışlardı. Şey bölümünde, fizyoloji bölümünde. Tamamen işte bölüme katılım sağlayabilecek misiniz? Farklı şehirdesiniz, bu sıkıntı olmayacak mı? İşte laboratuvar teknikleri biliyor musunuz? Tezinizde ne yaptınız, niye öyle yaptınız gibi şeyler soruldu. Yazılı sınav da yoktu orada mesela. Dediğim gibi yani bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. Nasıl çalıştım konusu açıkçası lisansı bitirdikten sonra bir yıl boyunca yani akademide değildim. O yıl boş yani boş kaldım derken hani normal çalıştım. Sonrasında yüksek lisansa girdim. Çalışma sırasında da yeterince açıkçası teorik mesleki bilgilerimi pratiğe dökecek imkanım olduğu için yüksek lisansı yani mülakat için ekstra bir çalışmaya ihtiyaç duymadım. Yalnızca şeylerle iletişime geçmenizi öneririm. Daha önceden bu yüksek lisansta bulunan özellikle başvurduğunuz okulda okuyan kişilerle iletişime geçmenizi öneririm. Onların çünkü tavsiyeleri daha doğru olabilir sizin için. Bu şekilde. Süper. Yüksek lisans yaptığımız üniversite dışında bir üniversitede araştırma görevlisi olarak kalabiliyor muyuz? Evet. Araştırma görevliliği kadro ilanlarında genelde işte ilgili lisans mezunu olup bir yerde yüksek lisans yapıyor olmak koşulu geçiyor. Ya da mesela öğretim görevlisi için başvuruyorsanız bir yerde doktora yapıyor olmak koşulu vardır. Yalnızca o araştırma görevlisi olarak kaldığınız üniversitede yapmanız gerekmiyor. Yani başka bir yerde de yapabilirsiniz. Eğitim için sanırım izin veriyor olmaları gerekiyor.
sizin yani devam ederken derslerinizi alabilmeniz için size süre tanıyorlardır. Erasmus aşamaları nedir? Siz neler yaptınız ve ne kadar bütçemiz olmalı Erasmus için? Erasmus için öncelikle sizin kurumunuzun başvuru açması gerekiyor. Başvurular şu anda tabii ki online oluyor. Online başvuru sırasında, başvurudan önce dil sınavını alıyorlar. Başvuru sırasında da işte bütün kriterlerinizle başvuruyorsunuz. İşte mezun olduğunuz bölümü giriyorsunuz. İşte dil sınavınız zaten sistemden genelde otomatik olarak çekiliyor. Veya farklı bir dil sınavına girdiyseniz, bu Yüksek Öğretim Kurumu'nun yaptığı, ÖSYM'nin yaptığı bütün dil sınavları kabul ediliyor genelde Erasmus'ta. Başvurduktan sonra öncelikle kendi üniversitenizden kabul alıyorsunuz. İşte çeşitli imzalar dönüyor şey içerisinde. Yani biraz devlet dairesi işi gibi açıkçası. Tek bir belge üzerinde sürekli birileri imza alıyor. Ardından karşı kuruma bildiriyorlar sizin Erasmus'a kabul aldığınızı. Karşı kurumdan da onaylandıktan sonra siz karşı kuruma tekrar başvuru yapıyorsunuz. İşte ben bu okuldan kabul aldım, size bildirdiler diye tekrar karşı kuruma başvuru yapıyorsunuz. Ardından işte kesin kayıt için sizden çeşitli belgeler istiyorlar sürekli. Transkript istiyorlar, işte dil belgesi, dil sertifikası kesinlikle istiyorlar bu arada. Hem İngilizce için hem de çoğunlukla gideceğiniz ülkenin ana diliyle ilgili de dil sertifikası istiyorlar. Anlaşmalarınız İngilizce olsa dahi, hatta karşı kurumdaki lisans üstü dersleriniz veya lisansta da gidecek olsanız dersleriniz İngilizce olsa dahi bazen ana diliyle ilgili dil sertifikası isteyebiliyorlar. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Yüksek lisans ve doktoradaki Erasmus için söyleyeceğim ekstra bir şey var. Şimdi Erasmus'a başvurmanız için ilk dönem ortalamanızın oluşması gerekiyor. GANO'nuz oluştuktan sonra başvurabiliyorsunuz. İlk dönem ortalamanız oluştuktan sonra başvurabildiğiniz en yakın tarih de tez döneminizdeki birinci döneme denk geliyor. Veya ikinci dönem için de başvurabilirsiniz. Yani yüksek lisansta her koşulda tez döneminde gidiyorsunuz Erasmus'a. Burada da iki seçenek çıkıyor karşınıza. Ya tezinizi karşı kurumda, yani karşı ülkede yapabilirsiniz. Ya da tezinizi burada tamamlayıp öncesinde veya sonrasında karşı kurumda da seçmeli derslerle işte kredinizi dolduracak kadar ders alabilirsiniz. Sonraki aşamaları açıkçası henüz gitmediğim için ben de bilmiyorum. Daha işte kesin kayıt aşamasındayım. Bütçe olarak şöyle, hibe bütçeleriyle ulusal ajans ilgileniyor. Türkiye Ulusal Ajansı. Onların bu yıl birinci grup ülkeler için, yani bu işte biraz daha gelişmiş ülkeler diyeyim, gelişmiş Avrupa ülkeleri, işte Almanya, İtalya, İspanya falan. Oralar için belirlediği bütçe sanıyorum 650 euroydu. Yani aylık 650 euro hibe veriyorlar size, geri ödemesiz. Üstüne de sanırım orada geçinmeniz için 835 euro civarında bir şey istiyorlar sizden. İşte güvence, yani orada banka hesabınızda göstermeniz gerekiyor parayı. İşte orada geçinebileceğinize dair. Yani o parayla geçinenler de var gidip konuştuğum kişilerden. Ama yüksek lisansta lisans kadar dersleriniz yoğun değil açıkçası. Hani biraz daha boş vaktiniz oluyor. Gittiğinizde orada çalışıp özellikle euro üzerinden para kazanmanızı tavsiye ederim. Çünkü tamamen Türkiye'deki bütçeyle oraya gidip yaşamak biraz zordur diye düşünüyorum. Ben de gittikten sonra tecrübe edeceğim o kısmı. İnşallah. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, sorularınız varsa yazabilirsiniz chat kısmına. Siz dil sınavına nasıl çalıştınız diye bir soru gelmiş. Güzel bir soru. Şöyle, açıkçası ona da çok fazla çalıştığımı söyleyemem. Benim İngilizcem zaten liseden beri çok iyiydi. Üniversitede de hep yani şeylerde muaftım sınavlardan. Yani o en başlarda sınava giriyorsunuz ya, işte hazırlığı geçmek için veya İngilizce derslerinden muaf olmak için. Yani çok fazla, eğer çok eksiğiniz yoksa sürekli gramer çalışmanızı önermem. Önemli olan pratik çünkü. Bu dil sınavları için özel olarak şunu tavsiye edebilirim. Yani bu ÖSYM'nin hazırladığı sınavlar veya okulunuzun yapacağı Erasmus sınavı olabilir, TOEFL, IELTS olabilir. Bunların hepsi teknik sınavlar. Yani çok fazla İngilizce dil bilginizi ölçmektense açıkçası o sınava ne kadar çalıştığınızı ölçüyor.
Aynı şeyi ALES Türkçe için de örnek verebilirim veya KPSS de olabilir. Sonuçta ana diliniz Türkçe ama hiçbir Türkçe sınavdan her zaman full yapmıyorsunuz. Bu o İngilizce sınavları ya da işte farklı yabancı dil sınavları için de geçerli. Her bir sınavın kendine özgü bir tekniği var. O yüzden o sınava yönelik çalışmanızı tavsiye ederim. Bol bol deneme çözün, çıkmış soruları çözün. Çıkmış sorular özellikle o sınav grubu için çok önemli. Tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Biraz da yabancı dil öğrenirken o dile çok fazla maruz kalmamız lazım. Yani gün içerisinde siz zaten Türkçe konuşuyorsunuz. Ama yaptığınız diğer şeyler en azından o öğrenmeye çalıştığınız dille alakalı olursa, sürekli maruziyet olursa en azından kulak aşinalığınız olur. Bu sefer işte gördüğünüzde yazılı veya test bir sınavda da yapmanız kolaylaşıyor. Yani izlediğiniz her şeyi mümkün olduğunca orijinal dilinde, işte İngilizce için konuşalım. İngilizce olsun, altyazıları dahil İngilizce olsun. İşte İngilizce müzikler dinleyebilirsiniz. Ama dinleyeceğiniz müzikler açıkçası biraz daha böyle popüler kültür değil de daha edebi müzikler olursa daha iyi olur. Kitap onu okumanızı çok öneririm. Yani basit düzeyde de olsa en azından sürekli işte aşinalığınız olur. Zamanla tabii şeyi de dozunu arttırabilirsiniz. Dille ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tamamdır. Bursa'da olan bir arkadaşımız varmış. Ben de Bursa'dayım ve Uludağ'da sizin gibi bu alanda yüksek lisans için başvuru yapmayı düşünüyorum. Fakat sonrasında beslenme ve diyetetik alanında akademik olarak ilerleyebilir miyim? Yani üniversitede hoca olarak kalabilir miyim? Bu konularda tereddütüm var. Bilginiz var mı? Bilgim var. Maalesef ben de girdikten sonra öğrendim bunu. Az önce de bahsettiğim gibi akademik kadro ilanlarında özel koşullarda çok değişik şeyler belirtilebiliyor. Özellikle beslenme diyetetikte bu kadar çok mezun olduğu için açıkçası biraz eleme sistemine de gidiliyor. O yüzden özel koşullarda sizden mümkün olduğunca beslenme ve diyetetik alanında çok yetkin olmanız isteniyor. Yani lisansınız da işte beslenme ve diyetetik olsun, yüksek lisansınız da o olsun, işte doktoranız da beslenme ve diyetetik alanında olsun gibi. O yüzden bu bölümde yüksek lisans yaparsanız beslenme ve diyetetik bölümünde akademisyen olmanız biraz zor olabilir. Ama bu yüksek lisans seviyesindeyken geçerli. Yani bu bölümü yaptıktan sonra beslenme ve diyetetikte doktora yaparsanız işiniz biraz daha kolaylaşır. Çünkü orada kabul koşulları olarak beslenme ve diyetetikte doktora yapmış olmak işin içine giriyor. Bu bölümde de akademisyen olarak kalamıyorsunuz. Çünkü bu bölüm için belirtilen akademik kadrolarda da veteriner fakültesi mezunu olup besin hijyeni ve teknolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak koşulu getirildiği için diyetisyen olup bu bölümde yüksek lisans yaptığınızda bu bölümde de akademisyen olarak kalamıyorsunuz. Biraz açıkçası şey yani nasıl diyeyim? Ortada kalıyorsunuz. Kısaca. Ama yine de hani farklı bir bakış açısı istiyorsanız, akademisyenlik düşünmüyorsanız tavsiye ederim. Tamamdır. Farklı alanlarda yüksek lisans yaparak da akademisyen olabilir miyiz yani? Tam bunun üstüne sormuş olayım. Olabilirsiniz. Özel koşullarda bazen öyle şeyler de belirtiliyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela başka bir bölümden örnek verelim. Yine beslenme ve diyetetik akademisyenliği için konuşalım da. Bazı okullar öyle kadrolar açıyor ki mesela tıp fakültesi mezunu olup işte beslenme ve diyetetik alanında yüksek lisans yapmış olmak gibi. Ya da işte bambaşka bir şeyden örnek verelim. Psikoloji lisans mezunu olup işte atıyorum işletme yüksek lisansı yapmış olmak gibi. Çok çeşitli özel koşullar belirtilebiliyor. O yüzden hani resmi gazeteyi sürekli takip etmenizi öneriyorum. Tek bir okula bağlı kalmayın akademisyenlik için. Yani her okulda aşağı yukarı bir akademisyenlik kadrosu açılıyor. Hepsini takip etmenizi öneririm. Çünkü tek bir okula bağlı kaldığımızda birazcık açıkçası hayal kırıklığı oluyor olmadığı zaman. Yani farklı bir alanda da işte imkanınız var ama bu tamamen işte o okulun açacağı akademik kadronun özel koşuluyla alakalı. Emirhan Hocam, neden yüksek lisans için direkt yurt dışında başlamadınız? Erasmus dışında kalma sürecinde, Erasmus'ta yurt dışında kalma sürecinde daha kolay ve hızlandırıcı bir yol mu? Yüksek lisansa başlamadım çünkü yüksek lisansa başvurmadan önce iş yerimi açmıştım. Hemen bırakıp gidip yüksek lisansı yurt dışında yapmak istemedim.
Ama doktorayı düşünüyorum açıkçası. Erasmus, yüksek lisansta Erasmus yapma sebebim de o biraz. Hani bir önceden gideyim göreyim o ülkenin koşulları nasıl, eğitimi nasıl, işte okul nasıl, bölüm nasıl. Biraz ona göre karar vereceğim. Doktoraya yurt dışında başvurmayı düşünüyorum doğrudan. Erasmus ile yurt dışında kalma sürecinde daha kolay ve hızlandırıcı bir yol mu? Açıkçası Erasmus'a gittiğinizde doğrudan orada kalıyorsunuz diyemem. Geri dönüp burada buradan mezun olmanız gerekiyor. Derslerinizi burada saydırıp işte hem tezinizi tamamlamanız hem de diplomanızı buradan almanız gerekiyor. Ama sonrasında oraya başvuracağınız akademik alan ile ilgili yüksek lisans veya doktora olabilir. Orada hali hazırda daha önceden Erasmus yapmış olmak sizin için bir avantajdır. Kabul alınışınızı kolaylaştırır. Hem dil açısından çok ileri bir seviyede olacaksınız başvururken. Hem de o ülkede artık bir eğitim görmüş bir kişisiniz bir dönemde olsa. Oradaki okulların sizi kabul etmesi kolaylaşır. Tamamdır. Yüksek lisans başlamadan ya da yaparken belli alanlarda ders verme veya araştırma görevlisi olma şansınız var mı? Yok. Araştırma görevlisi, şöyle söyleyeyim. Araştırma görevliliği akademik kadroların en ilk basamağıdır zaten. Ve araştırma görevliliği kadrosuna başvurmak için minimum derecede yüksek lisans yapıyor olmanız gerekiyor. Doktora yaparken de başvurabilirsiniz veya doktoranız bittikten sonra da, ama onlar da mesela işte her birinin şeyi var. Mesela yüksek lisans yaparken işte araştırma görevliliğine başvurabilirsiniz. Doktora yaparken öğretim görevliliğine başvurabilirsiniz. Doktoranızı bitirdiyseniz de doktor öğretim görevlisi olarak bir yere başvurabilirsiniz. Ama yüksek lisansa hiç başlamamış olarak bir yerde ders verme ya da işte araştırma görevlisi olma şansınız maalesef yok. Tamamdır. Tez konusu gıda alanında mı olmak zorunda yoksa beslenme ile ilgili de konular seçebilir miyiz? Güzel bir soru. Zorunda değil. Genelde danışmanlarınız mesleğiniz neyse, alanınız neyse o konuda çalışma yapmanızı öneriyor hatta. Biz bölümde diyetisyen, gıda mühendisi ve veteriner olarak dağılımı gösteriyoruz. Dediğim gibi herkesin danışmanı farklı ve her danışman öğrencisine kendi mesleğiyle, kendi alanıyla ilgili bir çalışma yapmasını öneriyor. Benim danışmanım da açıkçası ben bu soruyu ona da sordum. Beslenme ve diyetetik alanında bir çalışma yapmamın bana daha çok fayda sağlayacağını söyledi. Sonuçta mesleğim bu. Bu şekilde. Yani yapabiliyorsunuz. Tamamdır. Yurt dışındaki yüksek lisans koşulları nelerdir? Yurt dışında biraz daha nasıl diyeyim? Buradaki kadar böyle sınava dayalı başvurular yok. Yani bizde sürekli şey isteniyor, işte ALES puanın olsun, dil puanın olsun, okul ortalaman olsun, işte mülakata gir, sınava gir. Hani bizde eleme sistemi var, onlarda biraz daha kabul sistemi var. Yani siz oraya bölümünüzle başvuruyorsunuz, işte dil belgenizle başvuruyorsunuz. Genelde onlar niyet mektubu istiyor, yani niye bu bölüme başvuruyorsunuz gibi. Özellikle lisansüstü kademelerde, yani yüksek lisans ve doktorada daha başvuru aşamasında tez konumunuzu bildirmeniz gerekiyor. Bu Türkiye'de böyle bir şey yok. Ama orada biraz açıkçası kabul edilebilmeniz için tez konunuzu kabul ettirmeniz gerekiyor öncesinde. O şekilde kabul ediliyorsunuz. Yani çok eleme sistemi yok açıkçası orada. Biraz daha hani işimize yarayacak öğrenci gelsin gibi herkese açıklar yani. Süper. Bu alanda yüksek lisans yapmamızı önerir misiniz? Öneriyorsun sabahtan beri ama yine de söyleyelim. Evet. Tabii ki öneririm. Dediğim gibi yani bazı kısıtlayıcı durumlar oluyor özellikle akademisyenlik gibi. Ama onun dışında ileri seviye, yani bu az önce derslerden de bahsettim ya, yani lisansta da görmüş olduğumuz dersler, ama yani onlara ileri seviyede hakim olmanızı sağlıyor. Farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Yine günceli takip etmenizi sağlıyor açıkçası. Biraz da şöyle söyleyeyim, iş alanınızı da genişletiyor diyebilirim. Yani özellikle TBS ile ilgili bir işte çalışacaksanız kabul konusunda biraz öncelikli olabilirsiniz diğer yüksek lisanslara göre. Bunu da söylemiş olayım. Türkiye'de yüksek lisans yaptıktan sonra yurt dışında çalışabiliyor muyuz? Koşulları nelerdir? Diye bir soru. Bu ülkeden ülkeye değişebilir ama genel olarak şöyle bir cevap verebilirim.
Avrupa için bahsedelim. Şimdi bilmiyorum, belki Orta Doğu'da doğrudan alan olabilir de. Avrupa'da veya Amerika'da doğrudan gidip çalışamıyorsunuz. Lisans olarak da, yani yüksek lisans olarak da. Genelde orada bir eğitim aldıktan sonra çalışabiliyorsunuz. Yüksek lisansınızı yurt dışında yaptığınızda doğrudan mesleğinizi icra edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama en azından doğrudan lisans mezunu olarak gitmektense bir avantajı olur orada yüksek lisans yapmanın. Amerika'da biliyorsunuz o Registered Dietitian sistemi var. Yani mezun olduktan sonra bir ekstra staj gibi, bir eğitim gibi bir şey yapıyorlar. Orada zaten oradan mezun olsanız da ona katılmak zorundasınız. Buradan gitseniz de işte mesleği icra edebilmeniz için ona katılmak zorundasınız. Avrupa'da da işte dediğim gibi, yani orada da bir eğitim almanız gerekiyor sanırım. Bir de İngilizceniz ne kadar iyi olursa olsun gittiğiniz ülkenin ana dilinde en az böyle bir B1, B2, C1 seviyesinde bilmeniz bekleniyor. Teşekkür ederiz. Farklı alanlarda onu sormuştum, pardon. Dil öğrenmek için yurt dışı şart mı? Şart değilse nasıl dil konusunda başarılı olabiliriz? Yurt dışı şart değil ama çok büyük bir katkısı olacaktır. Yani gidip en azından çalışma olarak değil de belki dil kursu olabilir, belli bir süre yaşama olabilir, gönüllü programlara katılabilirsiniz veya öğrenci değişim programlarıyla gidebilirsiniz. Tabii ki çok büyük etkisi olur. Şart değilse açıkçası bu maruziyetten bahsettim, yani sürekli kendinizi bir şeylere maruz bırakın diye. Ana dili, hangi dili öğrenmek istiyorsanız o dilde konuşan, ana dili o dil olan ve Türkçe bilmeyen biriyle konuşmanızı tavsiye ederim. Benim İngilizcem iyi olmasının bir diğer sebebi de benim yengem yabancı ve Türkçe hiç bilmiyor. Yani öğrenemedi de yıllardır. Onunla sürekli işte İngilizce olarak konuşuyoruz mecburen. Brezilyalı o. Ben de tabii onların ana dillerini bilmediğim için hani aramızdaki iletişim sadece İngilizce ile sağlanıyor. O da açıkçası bayağı katkı sağladı. Yabancı birinin Türkçe bilmesi çok faydalı olmuyor açıkçası. Çünkü siz zorlandığınızda bu sefer yardımcı olmak için o da işte ister istemez Türkçe'ye kayabiliyor. Birazcık zorlanmanız lazım. Yani sonuçta bebekken de Türkçe'yi öğrenirken işte duya duya, maruz kala kala, zorlana zorlana, işte deneye deneye, sürekli taklit ederek öğreniyorsunuz. Yabancı diller için de aynı şey geçerli. Tamamdır. Dil seviyeniz şu an için nedir? İngilizce B2 diyebilirim. Almanca'da Almanca dil sertifikası da istediler benden gitmem için. Yani lisede gördüğüm Almanca ileyim şu an. A1 falandır muhtemelen. En kısa sürede onu en azından D1'e çıkartmam gerekiyor. İstedikleri dil seviyesi de Erasmus'ta A2 idi sanırım. Benim derslerim İngilizce ama yine de işte dediğim gibi ana dil, ülkenin ana dilinde bir sertifika istiyorlar. A2 olması lazım. En azından hani oradaki yaşamsal faaliyetlerinizi sürdürebilmeniz için. YDS YÖKİB istemeyen okullar hangileridir? Özel üniversiteler genel olarak istiyorlar. Devlet üniversitelerinde hepsi için konuşmayayım ama benim baktıklarımda pek göremedim. Yani pek dil koşulu yoktu. Yani yalnızca ALES ve okul ortalamanız. Bir de işte başvururkenki girdiğiniz yazılı veya sözlü mülakatlar geçerli oluyordu. Uludağ'da da aynı şekilde dil sınavı normalde koşullarda belirtilmiyor. Ama mülakat sırasında bize dendi ki yanında dil puanı olanlara öncelik tanınacak dendi. İşte onu o yüzden belirtmek istedim, yani aklınızda bulunsun mutlaka. Devlet okullarında pek, devlet üniversitelerinde pek görmedim açıkçası. Merhaba, ben bu yıl yüksek lisans yapmayı düşünüyorum ama bu konuda hiçbir fikrim yok. Kendime bir dal bile belirleyemedim. Henüz siz bu alanı nasıl seçtiniz? Ben bu alanı çok özel olarak istediğim bir alan değildi. Yani ben her alana açıktım. Açıkçası birçok alana başvurdum. Fizyoloji, biyokimya, beslenme ve diyetetik, işte besin hijyeni ve teknolojisi. Sanırım bu kadar. İçlerinden bu olduğu için bunda kaldım. Hani hiç fark etmezdi benim için açıkçası. Bir alan belirlemenizi öneririm. O alana yönelip o alanda uzmanlaşmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü artık çok fazla mezunuz ve farkımızı işte yine daha önceki eğitimlerde bahsettiğim gibi Instagram'da değil, akademik bilginizle konuşturmanız lazım. Dolayısıyla bir alanda uzmanlaşmanız lazım. Bu şey sorusuna da bir cevap olabilir. Yurt dışında neden farklı fakültelerde veya neden farklı isimlerde yer alıyor bu bölüm?
Yani yalnızca bu bölüm değil, beslenme ve diyetetik de aynı şekilde. Çünkü orada artık şey durumu kalmadı. Yani nutrition and dietetics diye bir şey kalmadı. Artık sadece işte ana bilim dalları var ve herhangi bir alanda uzmanlaşmak zorundasınız gibi bir şey. Yani beslenme bilimlerinde olabilir, diyetetikte olabilir, toplu beslenme sistemlerinde olabilir, işte egzersiz ve spor fizyolojisinde olabilir, halk sağlığında olabilir. Bir şekilde uzmanlaşmak zorundasınız. Bunun açıkçası artık Türkiye'de de oturması gerekiyor. Bu sistem henüz sadece işte Hacettepe'de var, bu dört ana bilim dalı. İstanbul Üniversitesi'nde Çapa'da bizim beslenme ve diyetetik olarak yapabileceğimiz birkaç yüksek lisans programı var. İşte iç hastalıklarında beslenme, anne çocuk sağlığı, çocuk hastalıklarında beslenme gibi. Bir de özel üniversite olarak Acıbadem'de sporcu beslenmesi programı açıldı. Farklı bir ana bilim dalı olarak. İşte kendinize bu alanlardan birini seçip o alanda uzmanlaşmanızı kesinlikle öneririm. Bunlar olmuyorsa da yani beslenme ve diyetetik olarak devam edecekseniz yüksek lisans ve doktoranıza en azından tezinizi yani bir alana yönelik yazmanızı ve sürekli o alanda çalışma yapmanızı öneririm. Çünkü artık bir farklılaşmamız, uzmanlaşmamız, branşlaşmamız gerekiyor. Tamamdır. Sorularımız bu kadardı. Arkadaşlar sorularınız varsa yazabilirsiniz chat kısmına. Birazcık bekleyelim. Ben bu sırada Emirhan'a teşekkürlerimi edeyim. Gerçekten bizlerle etkinlik düzenlediğin için hem genel olarak hem de bugün bu özel günde bu denli verimli geçirmemiz gereken bir günde bizlere farklı alanlarda yüksek lisans yapmak konulu tecrübelerini aslında aktardığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok çok değerli bizim için söylediklerin, fikirlerin, önerilerin. Mutlaka buradaki birçok arkadaşı da ilham olmuştur diye düşünüyorum. Soru varsa arkadaşlar alabiliriz. Sorular gelene kadar ben de size teşekkür edeyim. Özellikle moderatörümüz Özüm'e, bu etkinliği düzenleyen bütün kurula ve bayağı da bir katılımcımız varmış açıkçası. Ona da şaşırdım. Yani pazar günlerini böyle bir etkinliğe ayırdıkları için katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Hepimizin diyetisyenler günü tekrar kutlu olsun. Evet, evet. Hepimizin kutlu olsun arkadaşlar. Daha çok katılımcımız aslında olabilir. Grupta daha çok kişi var ama böyle herhalde herkes yavaş yavaş geliyor. Pazar günü bir de böyle uzun uzun kahvaltılar oluyor herhalde. Şimdi şöyle bir soru gelmiş. Doğuştan çocuk metabolizmaları ile ilgilenmek istiyorum. Beslenme ve diyetetik anabilim dalında mı yüksek lisans yapmam gerekiyor? Gerekmiyor. Yapıp yani beslenme ve diyetetik anabilim dalında da yüksek lisans yapıp bu alanda uzmanlaşabilirsiniz. Ama bununla ilgili az önce bahsettiğim Çapa'daki çocuk hastalıklarında beslenme ya da çocuk metabolizma hastalıkları olabilir. Tam anabilim dalının ismini hatırlayamadım. O anabilim dalında yüksek lisans yapmanızı kesinlikle öneririm. Tam bu soruya göre bir cevap orası. Orada yüksek lisans yapmış olan tanıdıklarım, sizin de tanıdığınız belki olabilir. Muazzez Garipoğlu bizim Medipol'de bölüm başkanıydı. Şu an Fenerbahçe Üniversitesi'nin hem bölüm başkanı hem de Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanı oldu. O yıllarca yani yaklaşık 30-40 yıl boyunca hem o klinikte çalışmış hem de orada işte yüksek lisansını, doktorasını tamamlamış. Ve yani çok tavsiye ettiği bir şeydi. Aynı zamanda hepinizin tanıdığı Selahattin Dönmez de oradan yüksek lisansını almış diyetisyenlerden biri. Tamamdır. Bunu da söylediğimiz için iyi oldu. Arkadaşımıza belki destek olmuş oluruz bu sayede. Başka soru yok galiba. Daha çeteye yazılan soru görmedim. İsterseniz oturumumuzu sonlandıralım arkadaşlar. Tekrardan Emirhan sana çok teşekkür ederim. Bu ekiple alakalı da arkadaşlar arkada böyle küçük bir ekibimiz var ama hepimiz böyle sizleri gruba eklemekle uğraşıyoruz. Instagram'dan hikayeler atmakla uğraşıyoruz. Ekibime de buradan çok teşekkür ediyorum. Ekibimize de. Onlar da bayağı emek harcıyorlar. Hatırlattığın için teşekkür ederim Emirhan. Ben de böyle söylemem gerekiyordu. Unutuyorum bazı şeyleri heyecandan. Tekrardan sana teşekkür ediyoruz. Zaten Emirhan'la etkinliklerimiz yine devam edecek arkadaşlar. Yine sürekli bir şekilde devam ediyoruz. Temmuz ayında ya da Ağustos ayında devam edebiliriz. Tekrardan sana teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.